Ama bugün bir istisna yapacağım. İsmen teşekkür edeceğim. Dursun Özbey'e teşekkür edeceğim. Metin Öztürk'e teşekkür edeceğim. Erdem Timur'a teşekkür edeceğim. Ve Okan Buruk'a teşekkür edeceğim. Gerçekten çok zor bir dönemde çok büyük başarılar elde ettiler. Yalnızca sportif anlamda değil, mali anlamda, idari anlamda da çok önemli adımlar attılar. Gerçekten Galatasaray'ın önünü açtılar. Bir teşekkürüm de büyük Galatasaray taraftarına. Özellikle bu sene çok etkileri oldu. Başakşehir ve Sivas maçlarında Galatasaray taraftarı eski Ali Sami Yen'deki performansına ulaştı. Son maçı söylemiyorum, 3-0 biten maçı. Çünkü o Galatasaray'ın gala gecesiydi, eğlenti gecesiydi. Biz oraya eğlenmeye gittik. Ve çok da güzel eğlendik. Ufak tefek eleştiriler var ama ben çok beğendim töreni. Platformun biraz geç kurulması, ondan sonra sahanın 1/3'ünü kapatan bir ses ve ışık düzeni. Ben de kaleleri göremedim, golleri hayalimde yaşadım. Şeyinki hariç, Icardi'ninkini, onu aradan buldum. Bakarak bir yer buldum. Ama onun dışında gerçekten çok önemliydi. Galatasaray, iki direğin arasından bugüne benim görüşüme göre 5 dalgayla geldi. Birinci dalga Metin Oktay'dır. Metin Oktay buz kırandır. Galatasaray'ın iki direk arasından kurtulmasını sağlayan isimdir. Benim yaşımdakilerin büyük kısmı Metin Oktay sayesinde Galatasaraylı olmuştur. Ben de Metin Oktay sayesinde Galatasaraylı olmuştum. İkinci dalga Brian Birch'ün 3 sene üst üste şampiyonluk dönemidir. Orada Galatasaray bir gelişim daha gösterdi. Bir kademe daha atladı. Üçüncüsü Joep Derwall dönemidir. Joep Derwall döneminde Galatasaray artık Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilir bir konuma geldi. Özellikle futbolda. Dördüncüyü hepimiz biliyoruz. Fatih Terim dönemi 96-2000. Ben oraya Hacı'yı çok sevdiğim için küçük bir parantez açarak Hacı'yı da koyuyorum. Fatih Terim Hacı dönemi 4. dönemdir. Dalgadır. 5. dalgada tahmin ediyorum şu anda içinde yaşadığımız dalga. Galatasaray artık rekabet var, kabul ediyorum. Herkesle rekabet ediyoruz. Her takımla rekabet ediyoruz. Her kulüple rekabet ediyoruz ama galiba onu bitirmek üzereyiz. 5. dalganın adını henüz koymadım kendimce ama aklımda bir iki düşünce var. Okan Buruk'u muhtemelen 5. dalgaya koyacağım.